Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Amerika uruş paraxotları Spratly Aral'da Xitay'a jang elan kıldı. Amerika avazının haberde bildirilişçe, Amerika Deniz Armiyesi'nin koğuluğuçi paraxotu Cenobi Deniz'de yeni bir kıtım yol başlaş erkenlik hareketi başladı. Amerika Deniz Armiyesi'nin 7. filoti bayanat elan kılgan bulup, bayanatta Burki dereceli koğuluğuçi paraxotunun 17. fevral Spratly Aral'da yol başlaş erkenlik hareketini yolu koyup, Xitay'ın kanunsuz yolu koyan çekilmesine jang elan kılış arkalık, halkara kanun boyunca deniz hukuki erkenliki ve kanunluk hukukunu koğduğallıkını bildirgen. Bildirilişçe Xitay, Vietnam, Tayvan, Malaysiya, Biruni ve Filippin qatarlıq devletlerinin hemmesi Spratly Aral'ın deniz tevallikinin hemmesi ya ki bir kısımı ilgilik hukuku talep kılıdı. 7. filotunun bayanatı da bildirilişçe Xitay, Vietnam ve Tayvan qatarlıqlarının hemmesi Çet-El Uruş paraxotlarının deniz tevallikinin ötkendi ruhsat elişi ya ki aldın uxturuşun talep kıldıken. Ama xalqara kanun bu devletlerinin öz beşimcilik bilen bundaq belgilimi çıkarışıgı yol koymaydıken. Amerika mezkur devletlerge aldın haber vermeyi ya ki onlarının ruhsatını almayı rayondan kesip ötken. Bunundaki maksat bu kanunsuz çekilmelerge can ilan kılıp, deniz yollarının bu çekilmelerge uçurmaydıqallıqını dünyaya namayan kılışken. Bildirilişçe bu yıl 2. ayının 5. günü USS McCain başkurulduğun bomba seplengen koğuluğuçi paraxot, Cenobi Deniz'de talaştırtış bulu atkan deniz tevallikigi kirip, erkenlik hareketini devamlaştırgan. Xitay Amerika Armiyesi'nin Cenobi Deniz'de yol başlaş hareketine izgil karıştırıp gelgen. Xitay Taşkı İşler Siyasi Bürosu'nun azası Yang Jiechi aldın kaydı bu axta, Xitay Amerika bilen hemkarlaşıp, tokunuşmaslık asası da iki taraflık münasebetinin terakkiyatını ilgili sürüşünü xalaydı. Öz ara hürmet kılış, öz ara hemkarlaşış yolu da terakkiyatını kolgu keltirişini xalaydı. Xitay ilgilik hukuku çetişlik meselelerde Amerika'ya yol koymaydı o degen idi. Angliya baş vaziri virus yuqumining oqibatiga Xitay mas'ul bo'lishi kerak dedi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Angliya bosh vaziri Boris Johnson 15 fevral dunyodagi cho'ng davlatlar yarishari yuqum ahvoli to'g'risida kelishim imzolab, virusning Xitoyda tarqalganiga o'xshash masalalarda aniq bo'lishga kafolatlik qilish kerak degan. Johnson Reuters agentligining aniqlikni kuchaytirish uchun qanday harakat qilishni umid qilasiz degan savoliga javob berib, Meningcha dünya dikkat kılışkı tegişlik mesele şu ki, biz insan bilen hayvanlar arasındaki tarqılışçan sallıq malumatını kandaq ız qoğulaş doğrusu da ortak tonu şahsılı kıda alayımız. Teximi uçuk aşkarı buluş cahette öz ara kilişim asılı kılışkı doğru kildi o digen. O, muhbirlarını kütüveliş yığını da, meningcha biz yığınıgı bir neçe ay işçide doğru görgen muvapıq pikirlerinin biri, dünya miqyasıda tarqılışçan keserlikler şartnamesi tüzüp çıksaq, imza koyguçular özlerinin barlıq sallıq malumatları bilen təminleşki kapalatlı kıla alısa, Ondaqtı biz nemi iş bolğallıqını düşünəlayımız, həm de yuqumnın qaydı yüzberişinin aldını alalayımız digən. Avropa İttifaqının rəisi Charles Michel Twitter hesabatıda Johnson otturğa qoyğan təklifni qollaydıqallıqını bildirgən. Johnson'dan yana yuqumnın kilip çıxışıda uçuq aşkarı bolmaslıqda kimnin məsuliyeti barlıqı soralğanda, meningçe eniqke köpünce dəlil ispatlar virusnın kilip çıxış orne Wuhan işkəllikini körüstüp bərməkdən digən. O yana ta'kidlab, meningcha hammamiz bu ishning qandoq yuz beradiganligini imkon qadar his qila olishimiz kerak. Meningcha biz bu haqdagi sonliq ma'lumotga muhtoj degan. Ma'lum bo'lgandek, Angliya tashqi ishlar ministri Raab 14 fevral o'zining Amerikaga o'xshash Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tekshirish guruhining Xitoydagi tekshirish natijasidan andisha his qilganligini bildirgan edi. Xitay Estoniya Axborot İdarisi e'lon qilgan dokumentga norozilik bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitay Estoniya Axborot İdarisi dunyo xalqini Xitoydan ogohlantirib e'lon qilgan dokumentni o'zgartishni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Estoniya Tashqi Axborot İdarisi yillik dokument e'lon qilgan bo'lib, dokumentda Xitay tanqidni bostirib, Estoniya va boshqa demokratik davlatlarda muhim texnikalarni kontrol qilmoqchi bo'layotgani deyilgan. Xitayning Estoniyada turishliq bosh elchixonasi bu dokumentning Xitay haqidagi mazmunlari bir taraflama qarash va suyuq munosabatlar urushi ruhiy holati bilan to'lganligini bildirib, dokumentni o'zgartishni talab qilgan. Ammo Xitayning bu talabi Estoniya tashqi ishlar ministri Urmas Reynalis tomonidan rad qilingan. Dokumentda ogohlantirilishicha, Xitay mablag' selish, 5G tori va boshqa vositalar orqali
Estoniyaga bo'lgan ta'sirini uzluksiz kengaytgan. Xitoyning rahbarlik qatlamining aniq nishoni bor bo'lib, u bo'lsa-mu dunyoni Xitoy texnikasiga bekundirish ekan. Dokladda yana 5G ishlab chiqaruvchi Huawei va Baidu yo'l boshlash tizimasi tilga olingan. Dokladda yana Xitoyning diplomatiya siyosati prinsipini yo'l qo'yish yoki o'rtaq kelgusi nishon bilan sheriklik o'rnatish Beijing hukmronlik qildigan dunyoni barpo qiladi. Xitoyning asosliq maqsadi Amerika va Yevropa o'rtasida ixtilof paydo qilish deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bilan Estoniya 1991-yili diplomatik munosabat o'rnatgan bo'lib, Baltiq dengizi davlatining sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib, mustaqilligini asliga keltirgan tungi davlat bo'lib, Chex jumhuriyatiga o'xshash Estoniya mo Xitoyni tanqidlashda Yevropadagi boshqa davlatlarga qaraganda ochiq ashkori bo'lib kelgan kichik davlatlarning biri. Blinken Xitoyga qarshi xalqaroliq hamkorlik qurilishi kerakligini bildirdi. 16 fevral Amerikaning hukumat to'rida Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan o'tkazilgan radio suhbati e'lon qilingan bo'lib, bu suhbatda Antony Blinken sobiq prezident Donald Trumpning Xitoyga qaratgan siyosatining ta'siri va Xitoyning Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchiligi haqidagi so'ralgan savollarga javob bergan. Antony Blinken Donald Trumpning siyosati haqida to'xtalib, uning Xitoyga qarshi turish siyosatining to'g'ri bo'lganligini, ammo Xitoyga qarshi xalqaroliq birlik sab qurolmaganligini aytgan. Uning bildirishicha, Amerika Xitoyga taqabul turishda chuqur g'arb aldiri va boshqa davlatlar bilan hamkorlashishi xalqaroliq tashkilotlarga qaytadan kirishi kerak. Bo'lmasa, buning o'rnini Xitoy egallab, Amerikaga besim qiladi. Antony Blinken muxbirning Amerika hukumatı irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoydek bir rejim bilan qandoq munosabat qiladi degan savoliga javob berib, mundoq degan. Bu necha 10 yildan buyon Amerika duch kelayotgan zo'r masala. Buning uchun biz har ikki tarafga muvofiq keladigan bir usulni topishimiz kerak. Biz hozir kishilik huquq va demokratiyani diplomatiya siyosatimizning yadroliq o'rniga qaytirib kelishga tirishyapmiz. Birma masalasida biz bu siyosiy o'zgarishni aybladik va boshqa davlatlarni birlikda harakat qilishga chaqirdik. Xitoyga kelganda ularning Uyg'urlarga va Hong Kongliklarga yurgizgan qilmishlariga qarshi turdik hamda boshqa davlatlarni ham shunday qilishga chaqirdik. Antony Blinken yana Xitoyning jinoyatini to'sish uchun navbatdagi kishilik huquqni dafsanda qilishga chetishlik mahsulotlarni Xitoyga eksport qilmaslik va majburiy amgaki chetishlik mahsulotlarni Amerikaga import qilmaslikning Amerika hukumatı qila oladigan muhim ishlar ekanligini 2022-yil Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish qatnashmaslik masalasiga shu vaqt kelganda qaror beradiganligini bildirgan. Millat navbatiga aylangan namoyish qattiq sug'uqda davom qilmoqda. Uzundan buyon oilam qayerda shiori bilan boshlangan namoyishlar bora-bora kengayib Istanbul va dunyodagi bir qancha davlatda davom qilmoqda. Turkiyada millat navbati nomida davom qilayotgan namoyish bugun ham davom qildi. Havoning qattiq sug'uq bo'lishiga qaramay bugun atigandalar Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi atrofida yuzlarcha xalqimiz Xitoyning Sharqiy Turkistondagi sababsiz tutqun qilish, qirg'in qilish qilmishiga qarshi namoyish qildi. Hava qattiq sovuq bo'lib atgan bugungida kunlarda qo'llarida oila a'zolarining rasmlarini ko'tarib Xitoy konsulxonasining oldida oilasi haqida javob elishni kutib atgan Uyg'urlar muxbirlarning ziyoratlarini qabul qilib, Sharq Turkiston xalqining Xitoy tomonidan qirg'in qilinayotganligini bildirishdi. Namoyishchi xalq yana zolim Xitoy ota-onamiz nada, qirg'inchilikni to'xtat, Sharq Turkiston xalqi Turk xalqining yordamini kutmoqda degandek shiorlarni to'ldirdi. Bugungi namoyishda Istiqlol televiziyasi muxbirlarimiz atigandalar maydonda hozir bo'lgan bo'lib, namoyish jarayonini naq maydondan tarqatdi. Namoyishga yana Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi vakili Mahmudjon Damollam, Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Habibulla Ko'sani, Sharq Turkistonliklar ittifoqi jamiyati raisi Ali Akbar Damollam, Sabohiddin Zoim universiteti o'qituvchisi Burhan Ulug'yo'l, Sharq Turkiston kultur va hamkorlik jamiyati raisi Said Tumturuk, Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi Abdusalom Taklimakan, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi mas'ullaridan Umar Qarajim qatorliklar ishtirok qildi. Said Tumturuk apandining soti yana kechiktirildi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Turkiyada Uyg'urlarga qarshiligi Xitoyga bo'lgan muhabbati bilan tunilgan Vatan partiyasi raisi Dug'u Perinchakning Sharq Turkiston kultur va hamkorlik jamiyati raisi Said Tumturuk apandiga qarshi nohaq ochgan deloga Istanbuldagi Chag'liyon adliyasida qarab chiqildi. Said Tumturuk apandi mahkamadan chiqqandan keyin muxbirlarga qilgan so'zida bugungi mahkamada Dug'u Perinchakning navbatdagi irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'ur xalqiga chaplagan to'hmatlariga sotchi oldida birma-bir javob berganligini Dug'u Perinchakning Uyg'urlarga bo'lgan o'chmanligi bilan qolmay, balki Turkiyani mo Xitoydan kechirim so'rash kerak degan ahmoqlarcha so'zlarga mo javob berganligini bildirdi.
o sözde yana Doğu Perinçek'ten Uyghurlarga çaplavatkan barlıq böktalları bilen 35 milyon Şarkı Türkistan halkı bilen 83 milyon Türkiye halkı arasıga adavet salmakçı bolganlıqını bildirdi. Ve onun bu niyetige hergizmi yetelmeydiganlıqını bildirdi. Bugünkü sotka Seytim Türk Efendi'nin adukati İlyas Doğan Efendi'nin başka herkaisi siyasi partiyalarının adukatları mu bu dilonu küzdüş üçün katnaştı. Bugünkü sotmu netice bilen ahırlaşmağın bulup 4. ayının 15. günüge keçiktirildi. Türkiye, Xitay'ı yığabiliş lagırlarını takamasan, sana embargo yürgüzümen deyişi gerek. 17 fevral günü lagır kurballarını yıkılırdın terkip tapkan heyetini Büyük Birlik Partisi reisi Mustafa Destici Efendi, Türkiye Milletler'e mesul Muavin Reis Ali Eker Efendi bilen birlikte partisinin merkez binası da kabul kıldı. Mustafa Destici Efendi, lagır kurballarını yıkılırının dertlerini anlap hatırı kaldırdı. O, talep fikirlerini anlığandayken Türkiye hükümetinin derhal Xitay'a lagırlarını takıbet deyişi gerekliğini tekitlep mundaq dedi. Türkiye Xitay'a bu yığabiliş lagırlarını taka, eğer takamasan, ben sana embargo koyman deyişi gerek. Başka sahalarda bulup mu dini itikad erkenliki, fikir erkenliki, kişilik hukuk cahette mu Xitay'a bir nersi deyişi gerek. Türkiye bazı vakitlerde halkarada Şarkı Türkistan meselesini otturgu koyuvatıdı. Bunu Türkiye izgil halde devamlıq otturgu koyuşu gerek. Biz Türkiye hükümetinin devamlıq halde bunu talep kılıp geldik. Türkiye'nin İstanbul, Ankara ve Kayseri şehirlerde köpsende Uyghur kollarda uruk tıkan ve ata anlarının suratlarını kötürgen halde namayış kılmakta. Ankara ve Kayseri'deki namayışlar sakçı dairler tarafından müdahale kılınan bolsa mı, İstanbul'daki namayış zimistan kışkı karamay izgil halde devam kılmakta. Ankara'daki 10 nefer Uyghur yaş Mustafa Destici Efendi'ye birbirlep ailesinin ehvali doğrusu malumat bergendiyken, Mustafa Destici Efendi onların bu ehvallarını Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen Taşkı İşler Ministeri'ye yetküzdüğallıkını bayan kılıp mundaq dedi. Sizlerinin bu meselini hal kılış üçün lagır kurballarının netçi adam var. Netçi aile var bunların tizimlikini çıkarıp Türkiye hükümeti bunların akıbetini Xitay rejimeden ve Xitay elçihanesinden soruşu gerek. Bunlar Türkiye puhrası. Bunların ata ana uruk tukalları lagırda iken izdirikini berinler deyişi gerek. Sizlerinin taleplerinlerini Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen Taşkı İşler Ministeri'ye yetküzümen. Şunlukla hal bolguşa yol mağımen. Uyghur kabirlerinin növettiki haleti dikkat kozgıdı. Tacavuzcu Xitay, İslam dinini Xitaylaştırıştak rezil planıga asasen 2017 yıldan başlap Şarkı Türkistan halkını kan kölemlik tutkun kılıp lagırlarga kamaş bilen berge maddi ve manevi medeniyet sahası da umumyüzlük Xitaylaştırış hareketi kozgan bulup Müslümanlarının kabristallıklarını yötkeş, kabirlerdeki gümbez, ay yıldız ve ayetlerini veyran kılış, kabirlerini halıgancı çık, buzuş katarlık, terörlük siyasını elip bardı. Bugün ictimai uçur bastırıp tarqalgan sında Şarkı Türkistan'da saklanıp kalgan az bir kısım kabristallıklardan biri körüstülgen bulup, birdek okşaş selinigan kabirlerinin üstüge numur koyulgan, hiçkandak bir kabirinin üstüge isim yazılmagan. Eksice red boyuçi yazılgan numur ve kabri igilerinin aile azasının telefon numurları yazılganlıkı körüstülgen. Her günü digüdek oturgu çıkıvatkan bu türdeki defsendicilikler halkara cemiyette her vakit yalgan sözlep, özlerinin her millet halkının medeniyetine yaşaş uslubuğu hürmet kılıp kilivatkanlıqını ve devamlıq hürmet kıldıqanlıqını davran selivatkan Xitay'nın əbdi bəşirisini içip vermekte. Uyghur balıları çağan bahanesi bilen Xitaylarga tazim kılışkı mecburlandı. Tarıhtın bugünkün kelgüce İslami bayram bolgan Ruzi Heyt ve Kurban Heyt'ni tebrikləp kilivatkan Uyghurlar yıkınkı yıllarda tacavuzcu Xitay'nın mecburlaşı bilen Xitaylardak benşir tügüş, salyot, pojanzı etiş, harak işiş qatarlıq Xitaylarının adeti bu içi çağan tebrikleşki mecburlanıp gelmekteydi. Bugün tarqalgan sıllarda Uyghur balılarının çağallıq pul ilişnamıda Xitaylarga igilip durup tekrar tekrar tazım kılganlıqı, yeni bir sında Xitaylarının Uyghur öylerige kilip aile bu içi çağan tebrikleş bahanesi bilen Uyghurlarını harak işişki mecburlığalıqı körüstülgen. Bundan burun mu bununla okşap getirdiğin sıllar tarqalgan bulup, Uyghurlarının çağında çoşku güşü bilen tayyar kılınan benşir yeşke, harak içişke, Xitaycı nakşı eğitip usul oynaşka, işik derizlerge kızıl xatlarını esişki mecburlanğalıqı, bularını kılışını red kılgallarının çoğun kişik demestin idiyesi de mesele bar diyen tökmet bilen ceza lagırlarına kamalğalıqı aşkarlanğan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.